Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Ben Enes bugün sizler birlikte yeniden Pet Simulator 99 oynayacağız. Bugün oyuna yeni gelen güncelleme ile ilgili yeni bir elmas ta kasma taktiği bulundu arkadaşlar. Ve bu taktiği sizlere göstereceğim. Bu taktik cidden emek verenler için çok iyi bir taktik. Bir taktikle beraber 2-3 tane hüca sahip olacaksınız arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca bu videoda güncelleme ile ilgili detayları falan da anlatacağım. Yani çok güzel bir video olacak. Hazırsanız oyunumuza geçiyoruz. Arkadaşlar güncelleme ile beraber oyuna yeni bir sürü dünya ve yeni bir tane rebirth eklendi. Artık 149. dünyaya kadar gidebiliyoruz ve oyunun en güçlü petleri 4.39 milyarlık bu petler. Yani bunun tabii ki de güçlüsü var ama yani en güçlü standart petlerden birisi bu arkadaşlar. Neredeyse 4.5 milyar gücü var. Bununla beraber yeni bir mini game eklendi. Aslında bu mini game'in hiç iyi olduğu söylenemez. Arkade diye bir mini game. Video öncesi denedim arkadaşlar fakat yani bu sizi tamamen batırmak amaçlı yapılmış bir mini game. Arkadaşlar mini game'i bilmeyenler varsa şöyle göstereyim. Hızlı bir şekilde göstereceğim. Siz i̇şte şimdi oyuna girdiğinizde size ilk defa buraya geliyorsunuz. Bir tane arkade token geliyor. Bunun fiyatı şu an 1.7 milyon elmas. Yani siz özellikle daha yeni başlayan bir oyuncuysanız veya hiçbir huge pet'iniz yoksa bunu hemen gidin satın. Fakat burada gelip oynarsanız şuradaki kolla beraber şunları tutabiliyorsunuz. Bunlar da birer egg. Fakat herhangi bir egg'i tutsanız bile çok fena para yapamıyorsunuz. En ucuz egg 500k. En iyi egg de 5-6 milyona kadar çıkabiliyor. Tabii ki de her türlü zarara gireceğinizi söylemek istiyorum. Kar etseniz bile çok düşük bir ihtimal kar ediyorsunuz. Neyse yavaştan elmas kasma taktiğimize geleceğiz. Son olarak sizlere güncellemede değişen dükkanı göstereceğim. Bakın arkadaşlar çok güzel burada süper hero eggler eklendi. Ve bu şekilde Game Pass e diye etme falan da var ama onlar çok da güzel değil. Şimdi ben Exclusive shop'tan şunu almak istiyorum. Sizler beraber bir deneyeceğim. Bakalım ne kadar güzelmiş. Bakalım ne biçim ödüller var. Burada ek verenler oluyor. Yani ek, ek gelen hesaplar oluyor ama bana ek gelmedi. Ben de bu şekil alıyorum. 100 Robux'a devam etsem mi bilemedim açıkçası. Çok güzel şeyler yok sanki. Ama sırf video için arkadaşlar devam edeceğim. 5 Robux'um kaldı bu arada. Bir anda fakir oldum. Olsun. Bu şekilde devam ediyorum. Şu parti enchant'ı kaç kaydı bilmiyorum. bayağı pahalı ama bir 2-3 milyon var. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ve evet maalesef yani 100 Robux'ta boş beleş kaptırdık diyebilirim. Çünkü güzel ödüller gelmedi. Sizde ilk de ek gözükmediyse arkadaşlar boşa gitmeyin. Zaten ödüller çöp. Evet Firework enchant'ı bir miymiş? Yani buradan toplasanız 2-3 m falan anca çıkarttık. Yani 150 Robux'a değer mi? Tabii ki de değmez arkadaşlar. Neyse şimdi sizlere yavaştan elmas kasma taktiğini anlatacağım. Yeni güncelleme ile beraber her dünyanın başında şu tür questler geldi. Ve bu questlerdeki her bir görevi yaptığınızda sizlere birer ödül geliyor. Ödülleri şöyle göstermek istiyorum. Şuradaki quest medal'lar geliyor. Her yaptığınız görev için bir tane quest medal geldiğini biliyorum. 3 ee, yıldız falan diyor da bunlarda 3 medal gelmiyor sanırım arkadaşlar. Tam emin değilim. Ben son dünyadaki şeyleri falan bitirdim. Her bir dünyanın başında bu tür görevler var. Yani her her dünyanın başından 3 tane quest medal aldığını düşünürseniz, burada tam tamına 50 tane dünya var. Yani burada tek world'den 150 tane quest medal toplayabiliyorsunuz. Bunun harici normal dünya da var. Orada da 100 çarpı 3'ten 300 tane. Yani toplam 450 tane medal toplayabilirsiniz ve 450 medal'la beraber buradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Burada çok güzel bir kutu gibi bir şey var arkadaşlar. O kutu bazen gelebiliyor ve kutunun değeri çok yüksek. Arkadaşlar şu an ekrana koyacağım. Adventurers Loot Bag diye bir item var. Sanırım adı öyleydi. 125 tane medal'a karşı alınabiliyor. Ve fiyatı görmüş olduğunuz gibi o SS'de 100 milyon. Fakat o SS düne ait fakat şu an bile rapi 80 milyon arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken gene birazcık düşmüş olabilir. Ama her türlü onu 40-50 milyona koyduğunuzda hızlı bir şekilde satabilirsiniz. Şimdi sadece tek world'deki bütün görevleri tamamlasanız bile onu alabilirsiniz ve onu da 40-50 milyondan satıp bir iki tane huge pet alabilirsiniz. Yani en kötü bunun bence onun fiyatı bir 30-40 milyona kadar düşer. Şimdi bunun e, yenilenme süreleri var mı bilmiyorum ya da serverdan servera mı yenileniyor bilmiyorum. O yüzden gelin isterseniz bir server değiştirelim bakalım buradaki itemler değişecek mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar şu an yeni bir servera geldim bakalım burada değişmiş mi? Evet maalesef aynı. Demek ki belli sürelerde yenileniyor ve server'dan server'a değişmiyor fakat o item'in geldiği bir anı bulursanız cidden çok iyi para kasabiliyorsunuz. Ee, onu bir gün boyunca deneyin arkadaşlar, böyle her saat falan girip bakın. Ne kadar sürede bir yenilendiğini şu anlık bilmiyorum. Öğrenince sizlerle birlikte paylaşacağım. Şu panda boot ne kadar eder bilmiyorum, daha rapi çıkmamış çünkü bu kadar toplayıp bunu alan ve satan sanırım yok. Fakat şunlar bile cidden iyi para veriyor yani 5.5 milyon fena değil. Şunu almayın, bu bir tık kazık. Bunlar arasında da alıyorsanız şunu alın. Fakat sizlere şunu diyeceğim. En ucuz ve en iyi şey olarak Fruity kitabını öneriyorum. Bunun fiyatı 7 milyona yakın ve sadece 213 tane medal alınıyor. 213 medal kasmak için 70 tane dünya falan bitirmeniz lazım. İlk dünyadaki basit görevleri yaparsanız yani her bir arena için 2-3 dakika uğraşsanız yapıyorsunuz. Tahminimce 3 saate 4 saate 7 milyon elmasınız olacaktır. Taktik aslında bu şekilde. Bunun harici arkada tokenlerle bir video çekmeyi düşünüyordum. Fakat video öncesi bir iki tane harcadım oranın tamamen bir dolandırıcılık olduğunu anladım arkadaşlar. Şu anlık taktik bu şekilde. Yani bunu yaparsanız sizler için cidden çok iyi olabilir. Onun harici güncellemede başka neler gelmiş? Sizlere birazcık daha göstermek istiyorum. Yeni boss chest falan filan gelmiş. Trade'de repiniz gözüküyor. Böyle bir şey var. Yani trade'de item koydukça repiniz yükseliyor. Ee, yeni ranklar falan var. Yeni upgrade'ler var. Bunu daha anlamadım. Gittim o dünyaya fakat upgrade göremedim. Şanslılıklar, bedava ödüller, vending'ler falan var. Yeni klan savaşına da biraz değinelim. Yeni klan savaşının gene birazcık imkansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz daha 2K'yız. Şu an birinciler almış başını götürmüş. Zaten genelde ya pay ya da bu oyunu aşırı aşırı oynayan kişiler klan savaşını elden bırakmıyor. Ben bir ara kasmayı düşünüyordum fakat gene herhalde kasmayacağız arkadaşlar. Çünkü yani klanı adam akıllı toparlamam benim 4-5 gün sürer. Zaten klan savaşı 14 gün. Toparlanıp yani girsek bile ancak ilk yüze gireriz. O yüzden çok fazla uğraşmayacağım. Klan savaşını kasmayacağız yani arkadaşlar. Çünkü yani ilk 50'ye girmemiz bu savaşta zor. Çünkü genelde win yani herkesin gelip burada saatlerce görev yapabileceğini düşünmüyorum. Görev yapmadıktan sonra da kasmanın pek bir anlamı yok arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk dünyaya geldik. Görevleri görüyorsunuz. 12.000 tane loot bag falan düşür diyor. Bu ne kadar hızlı tamamlanır şöyle sizlere göstereyim. Bakın yanında görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şu an şimdiden 750-800'e kadar çıktık. Yani tahminimce her bir dünyada 3 dakika falan durursanız olacak. Ve onlarca şurada 100 tane breakable kırdığımızda da o görevler açılıyor. Fakat bu 100 tane breakable kırma bir görev mi? Onu da bir test edelim arkadaşlar. Sizler birlikte. Ee, bakalım bize medal verdi mi? Sanırım vermedi arkadaşlar. Şöyle bakacağım. 13'tük zaten ve vermemiş. Buradaki görevleri yaptıkça medal veriyor. 6000 kere critical vur. 12000 tane loot bag. Hep loot bag istiyor. Coin jar kır diyor. Hemen isterseniz coin jar'ı yapalım diyeceğim ama burada da coin jar kurmak birazcık zor. Dediğim gibi her bir dünyada ilk 3 görevi yaparsanız. Buradaki 3 görevleri yaparsanız. Sizler için cidden çok iyi bir elmas kasma taktiği olacaktır. Arkadaşlar üşenmeyin bence deneyin. Çünkü bu oyunda şu an yeni başlayanların elmas kasmasını çok fazla zorlaştırdı oyun yapımcıları. Şu an en geçerli taktik bu gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden bu taktiğe düşük demeyin. Bundan iyi bir taktik şu anlık ben bilmiyorum. Biliyorsanız da yorumlarda yazın yani. Gidip de sizlere düşük taktikleri göstermiyorum. Şu an bildiğim en iyi taktik bu. Bence gidin arkadaşlar bunu uygulayın. Son olarak da o itemin isterseniz beraber bir fiyatına bakalım plaza'dan arkadaşlar. Hemen sizler birlikte şöyle join oluyorum abi. Hemen join olalım. İtemin fiyatı videodan önce baktığımda 80 milyondu. Bakalım şu an kaç olmuş. Bunun rapi çok hızlı değişebilir. İçinden de güzel bir tane huge çıkıyor. Bakın arkadaşlar şöyle Adventurers Loot Bags. Hatta bir tık artmış. 82.9 olmuş. İçinden çok güzel şeyler çıkma ihtimali var. O yüzden bunun fiyatının çok düşeceğini düşünmüyorum. Şöyle şuradaki huge'ları görüyorsunuz. Yani ihtimali de fena değil. Baya yüksek bir ihtimal var. Şöyle kaydırıyorum. Panda Boot falan geliyor. Yani gelen itemler her türlü güzel. Bakın tornado şeyi falan geliyor. 100 tane şu alttaki iksirlerden ve yeni bir tane egg var ondan da gelebiliyor. Tornado'nun şeyine bakalım mesela. Bakın 18 milyonluk şey gelebiliyor. Tahminince bu loot bag yani düşse düşse bir 20 milyona 30 milyona falan düşer. Yani her türlü bir huge parası olacak. O yüzden arkadaşlar kesinlikle gidin o görevleri üşenmeden yapın. Tek günde bitireceksiniz diye bir şey yok. Birazcık uğraşın. Tahminimce herkes bunu çok rahat 4-5 günde bitirir. Yani her gün bir 10-20 dünyalık görev yapsanız olur yani. Bu da yaklaşık her gün 1-2 saat görev yapacaksınız demek. Bunu yaptığınızda 4-5 günde bir tane huge çok rahat alırsınız. Taktiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla diyeceğim bir şey kalmadı. Güncelleme ile ilgili yeni taktikler buldukça kanalımda paylaşacağım. Yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında linki bulunan Discord sunucumda da huge pet çekilişi başlatıyoruz. Ona da kesinlikle gelip katılabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.